astrolog olarak ben Horary astrolojiyi kullanıyorum. Orta Çağ döneminde kullanılan bir metot. Bu da sorunun astroloğa sorulduğu zamana göre bakılmasını ve muhtemel sonuç ne olabilir bu konuyla ilgili diye sorulmasını içeriyor. Ya da hangi soru soruluyorsa, hangi sorun soruluyorsa neler yapılabilire bakıyor. Çünkü sorunun astroloğa sorulduğu yeri ve zamanı içerdiği için aslında soran kişinin doğum yerini, tarihini bilmek gerekmiyor. Çünkü detaylı bir analiz sunuyor bize bu belli bir spesifik sorulan durumla ilgili. Mesela bu bir evliliğin gidişatıyla ilgili olabilir. İşte belli bir hububatın fiyatı artacak mı, düşecek mi olabilir. Ya da falanca şeyin sonucu ne olacak olabilir. Bu teknik durumun bilinmeyen unsurları işin içine katmak ve gelecekte neler olacağını bulmayı içeriyor. Yani Horary en az öngörülen kısımlarından bir tanesi astrolojinin. Ve buradaki uygulanması geleceğin kader olarak belirli olduğu ve güvenilir bir şekilde öngörülebilir mi? Yoksa bir astrolog bir durumun nasıl gelişeceğini bilebilir mi? Yani yeni imkanların oluşup oluşmayacağını, tercih ya da Allah'ın bize verdiği özgür iradeyle yapılabilir mi sorularına cevap bulmaya çalışıyor. Tarihsel astrologlar, felsefeciler ve din adamları, teologlar geçmişte çok net, ince bir çizgi çizmişler. Neyin güvenli, yasal olarak kabul edebilir ve dini olarak kabul edilen astrolojiden yasa dışı ya da neredeyse küfre, tekfire kaçan boyutları var mı diye bakılmış. Yani Allah'ın iradesini önceden bilinmesiyle acaba mümkün olabilir mi sorusuna cevap veriyor. Yani Allah'ın iradesinin sınırlı olduğu gibi bir şeye gelir aksisi. Bu ikilemin diğer bir kısmı Gerard de Siletio'nun 13. yüzyıl astroloğunun Summa de Astris adlı eserinde var. Eğer yıldızla yani bir kader varsa bunun varlığının kökeni Orta Çağ dönemi argümanlarına dayanıyor. Bir insanın acaba katil olmaya ya da vahşete yatkınlığı var mı? İnsanlar yaratılırken neler oluyor? Eğer yıldızlar birini hırsız ya da katil yapıyorsa, o zaman bunların hepsinin ilk nedeni Allah'tır bunu yapan, ki bunu da ifade etmek çok ayıp olur. Utanç verici bir şey olur diyor. Burada bir de batıl astroloji denen şeye değinmek istiyorum. Ne gibi sonuçlar olabilir bu terimden kaynaklanan diye bakacak olursak Servilia'ya bakabiliriz. Tarihi bir kişilik. 1. yüzyıl Roma senatörü Barea Soranus'un 20 yaşındaki kızı. Onun hikayesi bize şunu hatırlatıyor. Biz sadece felsefi bir tartışmanın içinde değiliz. Aynı zamanda birçok kişisel trajedinin de kaynağı olmuş bir şey bu. Ve dünyanın birçok yerinde de bunun benzerlerini görüyoruz. Servilia'nın tırnak içindeki kaderi tarihi kayıtlarda çok iyi tutulmuş ve babasının kayıtlarında da görüyoruz. Kendisi hıyanetle suçlanmış ve ciddi bir şekilde cezalandırılmış. O zaman imparatorluk tarafından yok edilmesine karar verilmiş ve çocuğuna, yani kızına da ek suçlar isnat edilmiş. Astrolojiye para harcadığı, para yatırdığı için. Tarihçiler bize şunu söylüyor. Kendisinin bunu yapmasının tek nedeni babası için bir ümit olması için ve kendi gençliği, cahilliğinden, ailesinin güvenliği için. Yani buradaki bütün senatonun da bundan zarar görmeyeceği şeklinde. Şimdi bu
Horary astrolojinin tipik kullanışlarından bir tanesi. Suçlayanlar ona acaba bir mal sattın mı bu hizmetlerin bedelini ödemek için diye soruyor ve ona diyor ki hiçbir şekilde böyle bir şey yapmadım diyor. Ne dine saygısız ilahlara başvurdum, ne zikre, ne mutsuz dualarımda başka şeylere ve sadece siz Sezar ve siz senatörler, babaların en iyisi bu babayı koruyabilirsiniz. Mücevherlerim, giysilerim ve ünvanlarımdan vazgeçtim. İsteseler kanımdan, canımdan da vazgeçerdim. Tanrılardan biri hariç imparatordan yardım dilemedim ama mutsuz babamın haberi yok ve bu da bir suçsa tek suçlu benim. Astrolojik danışmanlığı bir suç olarak görüldü. Astrolojik danışma alması bir suç olarak görüldü ve kendisi asıldı. Peki bu tarz hikayelerle nasıl sulh olabiliriz? Böyle cezalandırmalar, idamlar ya da bir astroloğu suçlamalar, yargılamalar. Eğer bu kadar günlük hayatın içinde rol oynuyorduysa Roma'da astrologlar, nasıl böyle bir şey olabilir? Yani bazen de bilimin bir parçası olarak kabul görüyordu ve doğanın gidişatını açıklayan bir şey olarak görünüyordu. Burada astrolojinin belli zamanlarda yasaklandığını biliyoruz. Bazen de daha rahat, daha esnek dönemler yaşamıştır. Ama bu hiç böyle olmuyor. Astrolojik düşünce ya da uygulamanın böyle bir nüfuza sahip olduğu devam olmuyor. Ve belli zamanlarda, zaman içerisinde astrolojinin bazı unsurları diğerlerinden daha önemli hale geliyor. Bazıları da çok esnek, gevşek olarak tanımlanıyor. Ve bu güvenli uygulamalar ya da güvenli uygulamaların sorgulamaların evrensel prensiplere uygun olup olmadığına bakmalı ve özel şartlarına göre, partiküler özelliklerine göre bakılmalı. Peki doğal astrolojiyi ne oluşturur? Batıl olana kıyasla. Orta çağ döneminde burada tırnak içinde doğal ya da batıl sözleri doğal ve yasal astrolojiyle, yargısal astrolojiyle örtüştü. Ama bunların sınırları genellikle birbiriyle örtüşüyordu ve ne olduğuna dair bir kriter oluşturuldu. Tabii doğal astroloji her zaman kabul edilebilirdi. Yani hiçbir zaman yasaklanmamıştı. Ve bu da genellikle semavi döngülerin nesnel bir ölçümüydü. Mesela lunasyonlar gibi, kuyruklu yıldızlar ve gelgitler gibi. Ve bunun astrolojik odak noktası, mevsimsel değişiklikler, meteorolojik etkiler, gelgitler ya da humorların durumu ya da havanın kalitesiyle belirleniyordu. Ve hiçbir zaman bu gözlemlenebilir döngüler kullanılıyordu. Mesela aşırı havaları ya da mahsullerin kötü çıkmasını ya da hastalık dönemlerini kestirmek üzere kullanılıyordu. Yani tarih her zaman için bu sel, kıtlık, hastalık ya da haşere saldırılarını, vebayı görmek üzere meşru olarak tahminlerle yürütülüyordu. Ve tabii astroloji dediğimizde gündelik ve seçime özgü astrolojinin unsurları da beraberinde geliyordu. Ve günümüzde diyelim birisi bir bahçesinde parti vermeden önce nasıl hava tahminine bakıyorsa o zaman da astrolojiye bakılıyordu. Çünkü bu mantıklıydı. Bu da Batlamyus'un Tetrabiblos'unda ele alınan bir argümandı. Her şey semavi ortamın kalitesinden etkileniyordu. Bunun fiziksel olarak ne şekilde tezahür ettiğinden etkileniyordu. Zamanını yani bir doğum haritası bir tohum anını yansıtıyordu. Ve pozitif olarak harekete geçebilen bir dönem olabilirdi ya da tahrip
talepkar bir dengesizlik olabilirdi ve bu maddenin değişen etkilerini ortaya çıkaran ve sürekli olarak değişen gezegensel döngülerle belirleniyordu. Mesela maddenin özellikleri derken rutubet, ısı, nem gibi özelliklerinden bahsediliyor tabii ki. Tabii astroloji her zaman için doğumsal özelliklere, kişisel eğilimlere ve tıbbi özelliklerin analizine de değiniyordu. Ve böylesi bir değerlendirme mantıksal ya da geleneksel astroloji ilkelerini de ele alıyordu. Yani hiçbir kültür bunları tamamen göz ardı etmemişti ya da yatsımamıştı. Ama yasal astrolojiye baktığımızda öte yandan mukayese ettiğimizde bu genellikle her türlü tahmin girişimiydi. Ama daha detaya odaklanan ve kehanet var tahminlerdi ve astrologdan bir hüküm verirken inisiyatif alması isteniyordu ve konjonktür, özgünlük ve sağduyu, basiret, öngörü ve ilham da gerektiriyordu ve bu astrolojinin bazı unsurları dinsel açıdan, teolojik açıdan tamamdı, mesele yoktu, fakat bazen doğal unsurların sınırlarının aşıldığı da oluyordu ve bunlar kanıksanabilen, modern astrologların kanıksadığı teknikler vardı. Mesela sembolik zaman dönemleri, mitolojik ya da dini çağrışımlar ya da matematiksel yaklaşımlar, bütün bu yasal astroloji denilen lotlardan yararlanıyordu. Her ne kadar bu teknikler aynı ilkeleri etüt etmiş her astrolog tarafından anlaşılsa da, astroloğun kendi muhakemesi ve hatta bazen ruhani ya da siyasal bağlılığı da rol oynuyordu. Mesela doğru bir tahmin bulunduğu zaman astrolog aslında bundan memnun oluyordu ve başka bir astrolog bunu bu kadar hassas tahmin edememiş olabiliyordu. Ve tarihteki astrologlar başarılı bir spesifik tahminin kamu tarafından bilinmesiyle ün kazandı. Ama bu aslında çok hassas bir dengideydi. Çünkü bir ikilem söz konusuydu. Çok isabetli bir tahminde bulundu zaman bu aslında tabii prensiplerin başarılı bir şekilde kullanımından çıkıyordu. Daha hileli, şeytanımsı, hatta daha farklı bir inanca dayanan felsefi bir girişim oluyordu. Bütün bunlar da İskenderiye döneminde yaşamış olan 2. yüzyılda Batlamyus'un argümanlarında Tetrabiblos kitabı halinde derlenmişti ki bu döneminin, klasik dönemin çok saygıdeğer bir metniydi. Batlamyus her ne kadar çok değerli astrolojik tahminlerde bulunsa da tüm geleceğin önceden yazılmış olduğu hususuna karşı çıkıyordu. Çünkü Batlamyus aslında bu stoik görüşü yıkan kişiydi. Ben tarafından açıklanan. Mesela bunu stoik felsefeyi esas alan argümanını Aristo inancını kapsasa da Batlamyus'un görüşü daha sonradan rasyonel ya da tabii astroloji olarak tanımlanabilecek argümanlar kendisinde ağır basıyordu. Ve şunu öne sürüyordu: semavi döngüler her ne kadar ilahi ve değiştirilemez bir kadere göre sonsuz olarak gerçekleştirilse de bunların etkisi maddi dünyada
ortaya çıkmakta ve güvenilir olmayan bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Çünkü maddi dünyada fırsat, şans, tesadüf ve sonuçların da etkisi vardır. Dolayısıyla Batlamyus tüm dünyasal unsurların değiştirilebilen bir kadere tabi olduğunu ve bunun da sadece semavi yoldan öngörülemeyeceğini, kestirilemeyeceğini savunmaktadır. Yani burada dünyada ne olup ne bittiğini kestiremeyiz diyor. Ve birinci kitabında Tetrabiblos derlemesinin buna çok büyük bir vurgu yapmaktadır. Ve bir insanın gerçekleştiği bir olay göklerden belirlenmemiş demektedir. Ve herhangi bir müdahale var ise bunun bir sonucunun olasılığı da kader gereği ortaya çıkmaktadır diyor. Bu orta çağdaki filozoflar tarafından da savunulan bir husustur. Yani astrolojik etkiler aslında Tanrı'nın iradesinin tezahürü üzerinde etki etmektedir. Ve bunların öğretilerine göre tüm değiştirilemeyen ve salt etkiler yaratıcıdan gelse de dünyasal küreye, dünyaya aktarıldığı zaman bozulmaya uğramaktadır. Biz bunu aslında Robert Fludd'un 17. yüzyıl büyük varlık zincirini resimlediği ekrandaki portrede de, görüntüde de görüyoruz. Semavi etkileri temsil eden bir kadın duruyor. Elindeki zincirin çıpası dünyaya uzanıyor. Fakat doğrudan bir iniş yok. Ve dünyaya indiği zaman da dünyada kendi etkilerle, kendinden kaynaklanan etkilerle karşılaşıyor. Yani Tanrı'nın iradesi maddi dünyaya indiğinde zayıflıyor. Çünkü şehvet gibi, açlık gibi vücutsal etkiler, vücuttan kaynaklanan etkilerle karşılaşıyor. Çünkü bizim vücudumuzdan kaynaklanan arzuları tatmin etme ihtiyacımız da var. Bu nedenle dünyadan kaynaklanan şartlar ve tesadüfi olayların müdahalesi gezegen etkilerinin sonucunu herhangi bir zamanda bozarak alt üst edebiliyor. Bu prensip aslında Orta Çağ döneminde astrolojinin dinsel teolojik yaklaşımına güç kazandırmıştır. Çünkü yaratıcının gerçek maksadının ne olduğunu daha geniş bir anlamda anlayabileceğimiz argümanını beraberinde getirmiştir. Yani astrolojik bir doğum haritası bizim kaderimizin en azından hayat planımızda amaçlanan ve hedeflenen yazgımızın haritasını öne masaya yatırmaktadır. Fakat Orta Çağ teolojik yanıtı budur. Evet, kader vardır ya da yazgı vardır. Hepimizin bu doğrultuda ilerleyeceği. Fakat buna nasıl ulaşabiliriz? Özgür irademizi uygulamak suretiyle, vesilesiyle ulaşabiliriz. Ve sadece bilinçli irademiz sayesinde, cesaret ve kararlılığımız sayesinde zor durumların üstesinden gelebiliriz. Mesela açlık gibi, arzu gibi, şehvet gibi isteklerin üstesinden gelebiliriz ve serbest hür irademizi bunların üstesinden gelmek üzere kullanabiliriz ki yazgımızın planını yerine getirebilelim. İşte kader ve hür iradeye dair Orta Çağ'daki anlayış buydu. Orta Çağ argümanı aynı zamanda bunun çok zor bir iş olduğunun da ayrımına varmak. Çünkü birçok kişi tembellikten mağdurdur ve birçok kişi bedenin bilinç kelimesinin de çağrıştırdığı kendinin farkında olma durumundansa fiziksel isteklerine boyun ermektedir. İşte Albert Magnus gibi büyük filozoflar da insanların bu nedenle önceden kestirilebilir olacağını söylemektedir. Gezegenlerin etkilerine olumsuz şekilde. Çünkü insanlar kendi bilinçli ve hür iradelerini kullanmayacakları şeklinde kestirilebilir. Kendisi
astrolojiye yaklaşımda daha tanrısal bir yaklaşımı ele almaktadır. Bu da semavi etkilere daha aktif bir katılım vermektedir. Vücutsal arzularımızı dizginlemek ve negatif duygusal dürtüleri dizginlemek üzere kullanılmaktadır. Ve böylece astroloji hür iradeyi inkar etmekten ziyade mükemmel hale getirmektedir. Yani bilge adam kendi yıldızını kendi yönetir deyişi de bu dönemde ortaya çıkmıştır. Bu deyiş aslında Batlamyus'a isnat edilse de kendisinin hiçbir eserinde görülmemektedir. Fakat bu görüşü benimseyen ortaçağ ilahiyatçıları yıldızlardan çok kapsamlı bilgi elde edilebilir ama kendilerine yaklaşık kaderci bir görüş benimsenmemelidir demektedir. Ve Batlamyus aynı zamanda tabii astroloji uygulamasının hem şablonunu hem de entelektüel inanabilirliğini oluşturmuştur. Ve astrolojinin bu dalının meşru olduğunu ortaya koymuştur. Bunu birçok şekilde başarabilmiştir. Öncelikle astrolojinin kendi eserlerinde inanılamaz ya da makul mantıktan uzak olarak addedilebilecek unsurlarını reddetmek gayesinde olduğunu açıklamıştır. Ya da doğal olarak bilinemeyecek şeyleri önceden bildiğini iddia eden becerisiz kişileri eleştirmiştir. Ve astrolojinin çok unsurlu bir sanat olduğunu kabullenmiş, kusurları olabileceğini, sınırları olabileceğini ama genel anlamda güvenilir bilgi verebileceğini de teslim etmiştir. Gerçek şu ki birçok prensip mitolojiden ve eski Babil geleneklerinden gelmiştir ve bunların aslında fıtratlar ya da kişilik tipleriyle ilgili teorileriyle de alakası yoktur. Humor denen kişilik tipleriyle ilişkisi yoktur. Çünkü bu bilimsel olarak bir kaynaktan gelmemektedir ve kendisinin bu becerikli, yetkin astroloji pratiği mümkün olduğu kadar olayı bilimsel hale getirme ve belli bir konjonktüre oturtmaktaki başarısından kaynaklanmıştır. Bütün astrologlar tabii ki Batlamyus'un felsefi argümanlarından bütün astrologlar istifade etmiştir. Aynı zamanda bu yargısal ya da yasal denen astrolojiden de ve onun astrolojik analizlerinden de herkes faydalanmıştır. Mesela eklipslerden, tutulmalardan bahsederken onun herhangi bir araştırma veya soruşturmanın sonucunun gelen bilginin boyutundan dolayı zorlanabileceğini söylemektedir. Bu tarz soruların astroloğun girişimlerine ve samimiyetine ya da yaratıcılığına kalmıştır. Oradaki o ince ayrımları yapabilmek. Çünkü bu kadar çok bilginin arasında yani astroloğun maharetine kalmıştır diyor. El-Biruni 18. yüzyıl astronomu da kendi kitabında astroloji sanatının unsurları kitabında kendi fikirlerini anlatmıştır. Doğal ve yargısal astronomi arasındaki dallara bakmamış ve kitabımdaki her şey rasyonel, doğal prensiplere dayanmaktadır ve geri kalan hiçbir şeye, akla yatmayan hiçbir şeye de referans içermemektedir demiştir. Yani doğal ve mantıklı şeyler üzerine oturttum demiştir. El-Biruni aynı zamanda bir özet de geçmiştir bütün astrolojik uygulamalara. Kendi mantığına uymayan şeyler bile olsa, ona saçma gelse bile hepsini içermiştir. 5 ana ayrım yapmaktadır astroloji içerisinde. Birincisi ve ikincisi aslında ilkel astrolojinin değişikliklerine, burada gezegensel birleşimleri, lunar sezojileri, dönencelere, tutulmalara, ingreslere hepsine atıfta bulunmaktadır. Mesela atmosferin kalitesini, hava değişikliklerini, hava öngörülerini, meteorolojik olayları, depremleri, fırtınaları içermekte. İkincisi kuraklık, sel,
salgın ve veba gibi hastalıkların döngüsünü bulmakta. Üçüncü ve dördüncü gruplar doğrudan Batlamyus'un işinin bir devamı mahiyetinde olup doğumla ilgili konuları içerir. Mesela prosedürleri, nativiteyi anlattıktan sonra Elbruni buradan devamlı diyor ki, öncelikle pardon, dördüncü bölümü de yine seçimlik astronomiyle ilişkilendiriyor ve bütün bu dört bölümün hepsinin ya da bir ana tohum ağını diyebilecek bir ana bağlı olduğunu, bütün her şeyin bu ana tohum ağından daha sonra oluşacağını söylüyor. Sonra bir ayrım daha yapıyor, bir bölümden daha bahsediyor. Beşinci bölüm ve bu beşinci bölümün kitabında anlatırken astrolojide saygıdeğer objektiflikten biraz daha farklı bir nesir tarzına geçiyor. Ve astrolojik araştırmanın alanları içerisinde en az ilgi duyduğu kısım bu. Diyor ki bütün bunların haricinde bir beşinci bölüm var ki kaynakları hiçbir şekilde bilinmiyor ve sınırlarını aşacak bir noktaya geliyor. Uygun limitleri aşıyor ve burada sorunlar sağlam evrensel zemini bırakıp sadece belli bir konunun partiküler özelliklerine yoğunlaşmaya başlıyor diyor. Ve bu sınır aşıldığı zaman astrolog artık ister bir tarafta, büyücü de öbür tarafta kalmış oluyor. Yani siz artık astrologluk sınırını geçip büyücülük sınırına girmiş oluyorsunuz ve artık burada işte büyülerin ya da o tarz astrolojiyle ilgisi olmayan şeylerin alanına girmiş oluyorsunuz ve bunlarla alakalı yıldızlar olsa bile diyor. Artık burada astrolojik olarak bu etkinin yaratılamayacağını söylüyor. Ancak son iki şeyle ilgili kınamaktan da geri kalmıyor. Diyor ki astrologlar horoskop araştırmasının yelpazesini genişlettiği zaman sorgulayanın, danışanın geri kalan hayatını işin içine katmak iddiasında oluyorlar. Ama gizli objeleri sorgulamak ve gizli düşüncelerini açığa çıkarmak söz konusu oluyor danışanın diyor. Ama burada astrologlar eğer böyle meselelerle ilgilenirlerse ve o zaman bir takım sihirbazların hani şanslı vuruş yaptığı gibi birkaç şeyi bilirse o zaman artık daha sonra neden etraflarındaki insanların da onlara kazara bir şeyleri bilen büyücüler gibi davrandığına şaşırmasınlar. Astrologların bir kısmı böyle şeylerle, bu sorularla, saçma sapan şeylerle ilgilenirse o zaman diğer sihirbazlar gibi, büyücüler gibi aferin iyi bildin diye millet sırtlarını şey yapacaktır, pat pat yapacaktır. Bundan da kaçınamayacaklar diyor. Yani bir ayrım yapılmış burada. Batlamyus'un çalışmalarındaki sağlam kökenli astroloji ile diğer teknikler arasında sıkı bir ayrım yapılıyor. Batlamyus dışı olanlar ve bunların yalan, batıl, küfre kaçan, tekfir gibi şeyler olduğunu söylüyor. Tarihi eleştirisine de baktığımızda astrolojinin toptan bir reddediş görülüyor astroloji prensiplerine karşı. Oysa ki bir takım kullanımların dışlanması ya bir takım yanlış kullanımların dışlanması mümkünken toptan reddediş boyutuna geldiğini görüyoruz bu gibi şeylerden dolayı. San Isidore'da yine Horary Astroloji'de hem doğal hem de batıl olanı kullanıyor. Bunların tanımlarına baktığımız zaman doğal unsurların bizim astronomik dediğimiz unsurlar olduğunu görüyoruz ki bu da bizi şunu varsaymaya yönlendiriyor. Astrolojik dediği şeyler şüphesiz ki bizim inancımıza ters şeyler.
Onun tanımı şöyle. Onun tanımı tarih daima hala da öyle olduğu gibi astrolojinin teolojik bir zeminde uygulanması gerektiğini söylüyor. Bu bir takım farklar olduğunu gösteriyor astronomi ve astroloji arasında. Çünkü astronomi semavi şeylerin yani semavi varlıkların, gezegenlerin konumlarıyla ilgilenirken astroloji kısmi olarak, doğal kısmi olarak da batıla giriyor. Yani ayın, güneşin bütün sabit pozisyonlarına bakarak yıldızların bir şeylere karar veriyor. Bu doğal olan, batıl olansa matematiksel kısmın dışında kehanetlerde bulunup 12 tane göksel varlığı ruhun belli kısımlarına, bedenin belli kısımlarına bölüyor. Buna göre de karakterini insanların tanımaya çalışıyor. O yıldızların sembolik temsil ettiği şeylere bakarak. Biz buradan nasıl aslında bir kınamaya ya da inkara yol açabileceğini görüyoruz doğum haritasında. Bu da astrolojiyi eleştirenler tarafından astrolojinin önemli bir rol oynadığına neden inanmadıklarını gösteriyor eleştirmenlerin orta çağlarda. Bu orta çağlarda da böyle çünkü bizim inancımızla çelişkili diye tanımlanıyor. İmanımızla çelişiyor diye tanımlanıyor. Ve mesela ayın, güneşin, yıldızların durumuna bakarak buna karar vermek dinimizle çelişiyor diyor. Eğer bağlama bakarsak biz de bu fikri anlıyoruz ama eğer Isidora'nın çalışmalarına bakarsak durumun belli olmadığını görürüz. Linton da kendisi Deneysel Bilimler ve Büyünün Tarihi adlı eserinde aynı eser içerisinde dahi farklılıklar olduğunu görüyor. Mesela Satürn'e soğuk bir yıldız diye atıfta bulunuyor. İnsanı bir mikrokozm olarak tarif ediyor. Ve he states that everything in nature. Kuyruklu yıldızların siyasi devrimleri, savaşları ve kıtlıklara atıfta bulunduğunu söylüyor ve ayın büyüdüğü ve küçüldüğü zamanlara göre insanların tabiatının değiştiğini söylüyor. Irksal ve huy farklılıklarının da yıldızların gücünden ve göğün çeşitliliğinden kaynaklandığını söylüyor. Astrolojik tıbbı kullanılıyor ve diyor ki bunları çelişkiler olarak gösteriyor ve burada görülen tutarsızlık şu. Isidore nasıl bu kadar hem karşı çıkıp astrolojiye hem de kendi hayat yaşayış tarzında bu kadar astrolojik olabilir. Yani burada sanki nefes alırcasına herkesin sanki doğal astrolojiyi kullandığını söylüyor ve bunun üzerine hiç tartışmaya bile gerek görmüyor. Ve birçok farklı küçük detaylardan şunu anlıyoruz. Mesela burada bir illüstrasyon var aynı kitaptan, aynı eserden. Bize onun anlayışını ve izahatını gösteriyor. Yani insanların huylarının, tabiatlarının nasıl değiştiğini sanki Batlamyus'un önemli bir çalışmasının parçasıymış gibi ortaya koyuyor. Aslında Isidore'nin burada kastettiği şey eğer bu 12. yüzyılda düzgün bir şekilde harita oluşturulursa, böyle bir detaylı açıklama yapılırsa, ben burada emin değilim. Acaba bu kendisi mi bu izahatları ekledi yoksa metnin kendisine ulaşarak mı bunu yazdı? Ondan emin değilim. Ama astrolojinin tanımını nasıl yaptığına bakacak olursak, yani Hugh St. Victor'ın eserini detaylandırıyor mu? Kendi görüşümü bilmiyoruz ama diyor ki doğum, ölüm ve aradaki bütün olaylar doğaldır, arada kalanlarsa batıldır diyor ve buradaki bütün fiziksel şeylerin mesela hastalıklar, fırtınalar, işte hasat, verimlilik, kıtlık gibi şeylerin aslında astro bedenlerin bir uzantısıdır diyor. Ama batıl olan şeyse kazara olan ve özgür iradeye ters olan şeylerden kaynaklanmıştır demekte. Peki bunun ne kadar zorunlu olduğuna bakarsak kaderci bir yaklaşımda
şans ve kaza olaylarının, kazara olan olayların, bizim kendi özgür irademizle yaptığımız olayları ne kadar etkilediğine bakmamız lazım. Mesela ölümün doğasına bile baktığımızda bunun uygunsuz olduğunu görüyoruz. Çünkü birisi ölecekse o zaman birisinin de katil olması gerekiyor. Kader icabı, biri ölecekse birisi de öldürecek o zaman. Yani burada diyorum, şey var. Burada tabii astrolojinin ilkeleri, astrolojinin ana akım ilkeleri ve biliyoruz ki Bartholomeus'un açıklamasına baktığımızda, Avrupa Üniversitelerinin de müfredatına baktığımızda, Thomas Aquinas bize 13. yüzyılda Thomas Aquinas'ın öğretilerini gösteriyor ve ne gibi her türlü astrolojik tahmin, bunun yasal astrolojinin bir parçası olması için belirli bir konjonktür gerektirdiğini söylemektedir. Yani yasal astrolojiyi kullanırsanız hava durumları gibi, fırtınalar gibi ya da vücudun sağlık ya da sağlıksızlık durumu gibi ya da vücudun verimli olduğu ya da kısır olup olmadığı gibi vücutsal ve tabii kaynaklarla ilgili şeyler tahmin edildiğinde bu bir günah değildir. Ve bütün bunlar aslında mahsulünü eken ya da biçen çiftçiler gibi bu amaç doğrultusunda çalışmaktadırlar. Doktorlar da hastalıklarla ilgili kritik günleri önceden tahmin ederler demektedir. Ve Thomas Aquinas bu ortaçağ öğretilerini sürdürür iken bir de Albertus Magnus'un öğretilerinden de yararlanmaktadır. Hem dostudur hem de öğrencisidir Albertus Magnus'un ve kendisi de astrolojinin bizi hür iradenin etkilerine göre ne şekilde yönlendirdiğini öne sürmektedir. Albert'in Aristo bilgisi, felsefi öğretileri genellikle görüşlerinin kilise bağlamında, doktrin anlamında ihtilaf ve tartışmaları beraberinde de getirmiştir. Speculum Astronomia isimli eserinde birçok astrolojik uygulamanın geçerliliğini vurgulamakta ve horari soruların muhakemesine dair ilahiyat bağlamında destek vermektedir. Ve astrolojiyi savunurken en iyi bilinen astrolojik eserlerden bazılarının yasaklanması ve yakılması gerektiğini de savunmuştur. Fakat bazıları içinde Albertus doğal ilkeleri ifade ettikleri için korunmaları gerektiğini söylemiştir. Mesela sihir, büyü ya da nekromantik görüntüler kullanılmayan eserler arasında maşallah, sal ya da Liber Novem Judicum gibi, yani Dokuz Hakimler kitabı gibi eserlerin korunması gerektiğini de savunmuştur. Ve Albertus korunmaya değer gördüğü, yakılmasın dediği kitaplar arasındaki iki metin Dr. Benjamin Dykes tarafından İngilizce'ye kısa süre önce tercüme edilmiştir. Albertus bu kitapların içeriklerini ve kullanılan teknikleri de açıklamaktadır. Ve sorulara astroloji yardımıyla yanıt verirken bunun aslında özgüsel olarak kaderci olmadığını, soran kişinin hür iradesinin yetkisine de başvurulduğu ve yaratıcının planının daha iyi anlaşılması ve bu planla paralellik oluşturulmasına da imkan tanımıştır. Bilgiyi, astrolojik bilgiyi soran kişi kendisine gösterilen yolu takip eder etmez, bu onun kendi hür iradesine bağlıdır. Ama öğretisini açıklarken söyle demektedir. Sorgulara adanmış kısımdaki öğreti radikal amacı olan bir soru, bir konunun sorulmasıyla ilgilidir. Yani bu konu düzeltilecek mi, düzeltilmeyecek mi? Sebebi ne olacak? Ne zaman gerçekleşecek? Gerçekleşmeyecekse buna mani olan nedir? Bu ister kısmet olsun, iyi bir kısmet olsun, ister kötü bir durum olsun,
Bununla ilgili soru başka bir zamana bırakılabilir. Çünkü bazen Tanrı bunu bizden yanıtı gizlemeye de karar vermiş olabilir, istemiş olabilir. Burada bazı çağdaşı, bu yazarın çağdaşı bir takım İtalyan astrologlar vardır. Mesela William Lilly de muhakemeden önce düşünce öne çıkmaktadır. Ve bir astrolog önce muhakemesinin uygun olup olmadığına karar vermektedir. Ve radikal kelimesinin burada öneminin altını çizeceğim. Lilly bunun yanı sıra acaba radikallik konusunda bir soru işareti var mı yok mu? Bunun da haritada görüleceğini söylemiştir. Ve Lilly de doğum haritalarının muhakemelerine, talih ya da talihsizliğin olasılıklarının karmaşık olacağına ve birbirine karışmış olacağına da değinmiştir. Diğer bir metin de Bonatti, Alberto Magnus'un çağdaşı, aynı dönemde yaşamış bir astrolog, Bonatti'nin öğretilerinde öğretileri 146 ilke sunmuştur astrologlar için. Bunlardan birincisi, ilk ilkede bize şunu vurgulamaktadır. Bir insanı bir soru sormaya iten şeyler nelerdir? Üç husus vardır. Öncelikle kişinin ruhu. Eğer birisi soru soracaksa onu harekete geçiren ilk şey ruhudur. İkincisi bizim üstümüzdeki varlıklardır. Daha üstün varlıklardır. Neler olacağına dair soru sormaya iterler. Üçüncü güdü de hür iradedir. Birisi soru sorarken hür iradesiyle de sorabilir. Ruhu soru sorma yolunda yönlendirilmiş de olsa üst varlıklar ona bu soruyu sordurtamaz. Yıldızların hareketi de bu soruyu sordurtmasına yardımcı olmaz. Eğer hür iradesiyle kişi soruyu sormazsa. Yani bir soru, yani Albertus buna radikal bir niyet adını vermektedir. Bu sorunun sorulmasında rol oynayan üç unsur vardır. Radikal kelimesi Latince radix kelimesinden, yani kök anlamına gelen radix kelimesinden kaynaklanır. Yani bu sorunun kökleri ruhun derinliklerinde yer almalıdır. Ama Bonatti'nin görüşleri Albertus'un sunduğu görüşlerden kaynaklanmaktadır ki Albertus'un kastettiği aslında farklı bir şeydir. Burada aslında kişinin içinden kaynaklanmaktadır. Doğal olarak içinden kaynaklanmaktadır. İşte burada Albertus tüm sorular uygun olacak ya da meşru olacak diye bir şart yoktur demektedir. Çünkü bazı sorular vardır ki bunlar bizim fıtri özelliklerimizin uzantısıdır. Ve bu sorular zodyağın etkili ile öne çıkmaktadır. Ancak bizim soruyu sorduğumuz anda gökteki gezegenlerin pozisyonu aslında fıtratımızla orantılı mı değil mi buna bakılmaktadır. Aksi takdirde radikal bir niyet yoktur. Yani ne demek istiyor? Doğum haritası, sorunun sorulduğu, doğum haritasında sorunun sorulduğu nokta ile bu soruyu bizim ağzımızdan çıkarıp telaffuz etmemize yönlendiren faktör arasında bir bağıntı olmalıdır demektedir. Bazen şunu da demektedir Albertus, insanlar doğum haritalarını bilemeyebilirler. İşte eğer biliyorlarsa kök budur. Ama bilmiyorlarsa, biliyorsa kök budur soru için, eğer bilmiyorsa oradan kaynaklanıyor. Biliyorsa da doğum haritasına bakmaktadır. Ve eğer ki fıtratını bilse doğum haritasını, aslında bunu sormasına gerek de olmaz. Halil'in öğretilerine göre bu daha güçlü olan köktür. Çünkü fıtrat dediğimiz doğal bir şeydir. Ama soru sormak da doğal olana benzer bir şeydir. Ve bilinmeyen
gereken bir durum söz konusu ise soru sorma olgusu da kök olarak algılanmalıdır. Ve aynı sebepten dolayı bu tür sorular Tanrı'nın iradesine bırakılmalıdır demektedir. Ve burada iki tür soru vardır. Şimdi bunu hatırlayın. Şimdi bu Katolik bir aziz bunu söylüyor. Ve Katolik Kilisesi'nin başı, başpiskopos. Çünkü birçok kişiye göre hani bu tür astrolojik yaklaşımlara karşı hoşgörüsüz olduğu bilinen kişiler. Şimdi soruyor, meşru sorular vardır, meşru olmayan sorular vardır diyor. Çünkü bir takım kadere bağlı sorular vardır. Bir de tavsiyeye bağlı sorular vardır. Şu olsa daha mı iyi olurdu? Şu olsa daha mı iyi olurdu? Tavsiye ile ilgili sorular iradenin hürriyetini tahrip etmez. Daha ziyade ve bilakis yönlendirirler. Mesela bir iş müzakeresi, bir iş pazarlığı işime yarar mı, yaramaz mı? Şunu mu alsam, bunu mu alsam? Ya da bir iş yapacağım, bunu geciktireyim mi yoksa hemen mi yapayım gibi sorular uygundur. Ama bunlara karşı fikir almak, tavsiye almak aslında en ikna edici yönlemlerden biridir. Her şeyin gereklilikten dolayı olmadığı, bazılarının da tesadüfi olarak olabileceği ve her iki ihtimalden birine yönlenebileceğini de bize hatırlatmaktadır. Ve Albertus sözlerini sona erdirirken kaderci bir yaklaşıma dair sorular için gerekçe görmemektedir. Mesela birisinden para istenmesiyle ilgili bir soru. Bu kişi parayı verecek mi, vermeyecek mi gibi bir soru sorulduğunda bu kişi eğer parayı vermeyecekse binlerce yöntem ve mazeret öne sürebilir vermemek için. Ya da verebilecekse de vermeyebilir, vermeyecekse de verebilir. Fakat buradaki seçenek açık bırakılmamalıdır. Ve Albertus tekrar şunu tekrarlamaktadır argümanını. Eğer Tanrı bir astroloğa bıraksa idi arzusunun bilinmemesi için bir gerekçe kalmazdı. Ve şurada şunu kabul edebiliriz. İnsanların hür iradesi var ama gezegenlerin hür iradesi yok. Gezegenler sabit olarak kendi döngülerinde ilerlerler. Yani eğer yaratıcı bilgisini vermiyorsa, yani bu sorunun muhakemesi burada yapılamaz. Önemleri eşittir çünkü. Ama soran kişi bunu sorduğu zaman astrolog şunu dikkate almalıdır. Burada bir ilahi maksat ya da bir ilahi dürtü rol oynamaktadır. Ve Horari haritası da önemlidir. Eğer tavsiye alan kişinin iradesi bunu vermek üzere yaratının iradesiyle de paralellik göstermelidir. Maşallah'ın çalışmalarında da bunu göreceksinizdir. Ne zaman şu olacak, bu olacak derse ardından bir inşallah kelimesi de kullanmaktadır. İnşallah ne zaman bir astrolojik öneride ya da öngörüde bulunsa ardından Tanrı dilerse ya da inşallah kelimesini kullanmaktadır. Çünkü ve bu Tanrı dilersenin yanı sıra soruyu soran da dilerseyi eklemek de gerekebilir. Peki modern bir astrologun çalışmalarını bu nasıl etkiliyor? Mesela benim gibi. İşin bir dini doktrin kısmı var. Fakat inancın gücü ne kadar etkili? Kişinin kendi özüne inanması da ne kadar önemli? Mesela Albertus tarafından öne sürülen argümanları ben kısa süre önce öğrendim. Fakat bunların önemini, Albertus'un hepimiz için olan önemini yeni yeni kavramaya başladım. Arkada masada bununla ilgili kitaplar var, bunları alabiliriz. Fakat
bunların bazı etkileriyle yakılmamış olsaydı daha da fazla kitap olacaktı. Fakat mesela benim için argümanları, ben bunları çok güçlü bir şekilde yansıtıyorum. Çünkü bağımsız olarak da ben aynı yargıya vardığım şeyler oldu. Mesela doğum haritası ve horarı, yani horoskop haritası arasındaki benzerliklere kendi kendim de varabildim. Mesela son 2-3 yıldır benim ifade ede geldiğim konferanslarda, öne sürdüğüm konuşmalarda, şimdi bu haritalar arasında bağlantı var diye düşünüyorum. Şimdi zamanım yok ve bunu yorumlayacak bir niyetim de yok. Ama size tipik bir örnek vermek adına bunu gösteriyorum. Bu iki bağlantıla bir, nasıl bir bağlantı var iki harita arasında ve bunu keşfetmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bu aslında bana getirilen, bana sorulan bir soruydu. Zengin bir hanım tarafından ve şu an önümüzdeki 100 yıl boyunca aslında evinin irtifa hakkı kendisinde, fakat tamamı tapu da kendinde olsun istiyordu. Çünkü daha sonra kızına miras olarak bırakabilmek istiyordu. Yani kullanım hakkı olması yetmiyordu. Mesela bana şunu soruyordu. İşte 5 yıl sonra ya da şu olacak mı? Ve bir şekilde bu mülkü satın alamadı. Fakat şimdi bakalım, doğum haritasına bakalım. Sol tarafta doğum 4. evine bakalım. 4. ev zaten atalardan kalan, babalardan kalan konularla evimize olan fiziksel bağlantıları düzenleyen ve yöneten bir ev. Ve bu soru aslında çok küçük bir mesele değildi. Varlığının kökenlerinde inen bir şeydi. Hayat amacını ortaya çıkaran bir konuydu. Çünkü soru sorulduğu zaman Pluto sağ taraftaki, bakın 4. evde doğum haritasında doğum Satürn'ün dik kesiyordu ve bu da babayla ilgili konuların da bu soruda entegre edildiği anlamını beraberinde getiriyordu. Çünkü çok yoksul bir şekilde yetişmişti. Babasıyla çok çetrefilli, sıkıntılı ilişkileri vardı ve bu evi satın alması da kendisine kanıtlayacağı bir şey olacaktı. Yani yapamayacağını zannettiği bir şeyi yapmış olacaktı satın alsa da. Yani bir takım siyasi ve duygusal çatışma ve travmalar rol oynuyordu. Ve bu savaşı kazanma, bu mücadeleyi kazanma iradesi de ortadaydı. Ve bu harita, horoskopu da çok zorlu durumları ortaya koyuyordu. Ama yine de hedefine ulaşabilirdi. Kolay olmasa da ulaşabilirdi. Sonuçta bunu alabildi. Aldıktan sonra çok mutlu oldu ve kendisi için bu harita büyük değer kazandı. Göstermişti çünkü. Fakat problemler arasında gezinirken bir yandan aklının bir yanında duygusal ve siyasi olarak enerjisini tüketmemesi, hedefine odaklanması gerektiğini gösteriyordu bu harita. Bir yandan doğum haritası arka planı ve genel görünümü veriyordu hayatına dair, ama horoskop haritası da zoomlayarak önünüze kim çıkıyor, neden alamıyorsunuz? Mesela satıcı inatçı mı, yoksa neden alamıyorsunuz? Birincisi genel, öbürü de zoomlayarak gösteriyor durumu. Ben kendim de bu kanıya bağımsız olarak varabildim ki Albertus'un eserlerinde bunun teyidini görmek beni çok mutlu etti. Albertus'un söylediklerinde resmi bir çerçeve de var. Benim içgüdüsel olarak neyin doğru, neyin uygun olduğuna, astrolojik olarak hangi soruların sorulması gerektiğini bana ışık tuttu. Mesela işte şu ne zaman olacak diye bir soru sorulduğunda hiç içim rahat etmiyor. Mesela ne zaman evleneceğim diye bana geldiklerinde sanki hani soruyu soran hiçbir şey yapmayacak, oturduğu yerden başarılı bir evlilik bekliyor gibi oluyor. Yani bu bana
yani çok talepkar bir soru gibi geliyor ve haklı gelmiyor, doğru gelmiyor. Ama nasıl ya da neden ya da ne yapabilirim ya da şu 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 mümkün mü gibi sorular geldiğinde daha rahat ediyorum. Ve böylesi haritalar bence problemlere çözüm getiren haritalar ve bir fırsat getiriyor, sanki fırsat sunuyor sorunu keşfetmek adına. Şimdi toparlıyorum artık sunumumu. Albertus ne yapıyor, neyi gösteriyor bize? Bu meşruiyet aslında genel evrensel prensipler ve detayla ilgili değil. Bu ikisi arasındaki farkı düzenlemiyor. Böyle bir kanıya vardırılmış olabiliriz aslında. Ama her zaman için bu sadece bir fırsat vermek, tercihe fırsat vermek. Eğer ki hür iradeyi, iradenin hürriyetini yatsırsak, inkar edersek, tüm astrolojinin geleneksel doktrinine aykırı davranmış oluruz. Çünkü astrolojinin teorikteki ilkesinin kutsallığı, işlerin nasıl belirlendiğinde şans rol oynuyor, şartlar rol oynuyor. Evet, ama hür iradenin kullanılması, ne olabileceğinizi daha iyi bir şekilde tezahür ettirebilmeniz çok önemli. Yani özerklik tohumu herhangi bir tohumdan farklı değil. Her tohum gibi filizlenebilir de kuruyabilir de. Yani olmayacağı bir şey olamaz. Yani en güzel şekilde de elinizdeki malzemeyi en güzel şekilde de sonuçlandırabilirsiniz, en kötü şekilde de. Ve geleneksel öğretiler bu, astrolojinin geleneksel öğretisi. Ve bence benim için önemli olan bunun farkına varabilmemiz ve hayatımızı sorumlu bir amaç doğrultusunda sürdürmemiz, tercihlerimizi sahiplenmemiz, edimlerimizin sonuçlarını sahiplenebilmemiz. İşte Albertus'un öğrentileri bize bu yönde ışık tutuyor ve biz de bu şekilde sorduğumuz sorular anlamlı ve ilgili olduğu sürece yanıt bulacağımızı vurguluyor. Evet, ben kadere, yazgıya inanıyorum, fakat hür iradenin değerini ve gücünü de kabul ediyorum ve görüyorum ve astrolojik geleneğin de en önemli ilkesi olduğunu düşünüyorum ve hür irade ile yazgının birbirinin zıddı değil, birbiriyle el ele giden faktörler olduğunu savunuyorum. Albertus'un da dediği gibi, eğer birisini göz ardı edersek diğerini de gözden kaçırırız demektedir. Yani ikisi, hür irade ve yazgı, el ele gitmelidir, birbirinin zıddı olarak değil. Çok teşekkür ediyorum.